Bugün limon, sarımsak, bu iki güzel nimetten içecek hazırlayacağız. Limonları yıkadım. Biraz sularının süzülmesini bekledim. Suları süzüldü. Şimdi başlayalım limonlarımızı sıkmaya. Bir litrelik kavanoz. Kavanoz temiz olacak. Sulu falan olmayacak. Bakın. Soydum. Sarımsakları soydum. 20 diş sarımsak. 1 litre limon suyuna, saf sade limon suyuna 20 diş sarımsak. Sarımsaklarımı ezeceğim burada. Ezebildiğimiz kadar ezeceğiz. İyice ezeceğiz yani. Böyle ezdim. Alıyoruz. Damarlara iyi geliyor. Kanı temizliyor. Limon zaten kan temizleyici biliyorsunuz. Bir litreye 20 diş sarımsak ezerek karıştırdık. 2 litre olursa 40 diş. 21 gün bu bekleyecek. Beklerken her gün böyle bir çalkalayacağız, sallayacağız. Bakın sarımsaklar. 21 gün sonra bunu bir kahve fincanına sabah aç karnına içeceğiz. Karanlık bir yerde saklayacağız. Güneş ışığı görmeyecek. Işık da görmeyecek. Yani karanlık bir yerde saklayacağız. Ya da böyle bir siyah torbanın içine koyuyorum ben. Siyah torbaya. Böyle gene de bangonun altına koydum. Geçen sene yaptığımda böyle her gün sallayacağız. Bu ne işe yarıyor bu içecek? Çok faydalı bir içecek. Kanıtlanmış bir şey, öyle söylüyorlar çünkü. Ben bunu öğrenip duyalı 3 yıl oldu. 3 yıl böyle bu limon mevsiminde, taze limon çıktığında her yıl yapıyorum. Sabahları aç karnına bu vitese kadar bir kahve fincanı içtim. Ha, ne faydasını gördüm. Çok faydasını gördüm. Bir kere zayıflamaya yardımcı oluyor. Yağ yakıyor. Onu anladım. Damarlara iyi geliyormuş. Öyle söyleniyor. Anladım. 3 yıl önce zayıflamak için, yani karaciğerde yağlanmayı önlesin diye içmiştim. Evet, faydasını gördüm. Sıkıntım karaciğer yağlanması idi benim. İyi geldi. Şu anda karaciğer yağlanmam geçti. Kalmadı yani. Ben tamamen bu limon sarımsak karışımı içeceğe bağlıyorum. Allah herkese şifa versin. Böyle bir karışım yaparsanız, içerseniz
faydasını görürsünüz. Sonuçta limon kanı temizleyen bir meyve. Sarımsak şifa zaten başlı başına. Antibiyotik, doğal antibiyotik. Afiyet olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.